Sevgili Bundesliga severler, hepiniz Good Morgen Maestro'ya herzlich willkommen. Bundesliga'da neler olduğunu hatırladığımız programımızda hızlıca 1. Bundesliga'nın 7. haftasında neler olmuş şöyle bir hatırlayalım. Cuma gününü Werder Bremen Köln maçıyla açtık. Bayern Münih karşısında fark yemediği için sevinenler arasında en üstte yer alan FC Köln, Bremene konuk oldu bu hafta. Maçın yine hemen başında Timo Horn kaleciyle karşı karşıya bir top kurtardı ve geleneksel başlangıcını yaptı. Sakatlanıp çıkması ise talihsizliği oldu Horn'un. İlk şutunu 61. dakikada atabilen Köln bu hafta da istemeden bir skor hanesine sayı yazdırdı ve 1-0 daha öne geçti. Ancak penaltıdan bulduğu golle Werder Bremen durumu eşitledi ve 1 puanı kurtardı. Maçın gidişatına baktığımızda Köln 3 puanı çok istedi de Werder veremedi. Bremen'de Ömer Toprak, FC Köln'de Salih Özcan maça ilk 11 başlayan isimlerdi. Organize futbolun net adresi Red Bull Leipzig cumartesi günü Freiburg'u ağırladı. Maçın başında Emil Forsberg'in direkten dönen şutuyla maça hükmeteceklerini hissettirdiler. Nagelsmann'ın duran topla gol atmak 101 ders notlarından bir kupleyle tabelayı açtı ev sahibi Leipzig. Freiburg rakibine akan oyunda gol attırmamakta olan ısrarcılığını duran top organizasyonları karşısında gösteremedi. İlk gole ek olarak bir penaltı ve sonrasında da Angelino'nun muhteşem serbest vuruşuyla skoru 3-0'a getiren Leipzig 3 puanı 3 golle aldı. Ligin genç ve tecrübesiz ekibi Stuttgart'ta 4. haftadan beri adım adım gelerek formayı kapan Nicolas Gonzalez'in İlk ilk 11 maçında ilk 45 dakika performansı mest ettirdi. Penaltıdan bir gol atan genç oyuncu bir de asiste imza atarak takımının 2-0 öne geçmesinde önemli rol oynadı. Stuttgart 2-0 öne geçmesine, bir topu çizgiden çıkarmasına, bir topu da direkten dönmesine karşın Frankfurt'un baskılarına dayanamadı. Önce Andre Silva, daha sonra David Abraham'ın golleri maçın skorunu 2-2 olarak ilan etti. Haftanın en gollü maçlarından biri Berlin'deydi. Cruze geçen hafta bıraktığı yerden devam ederek açtı maçı. Savunma arkasında kaçırdığı arkadaşlarından Endo 3. dakikada maçı 1-0 yaptı. Daha sonrasında Andriş'in güzel pasını Andriş'e asist olarak geri gönderdi Cruze. Devre biterken de Bekere "Al bir de sen at" dedi Cruze. İkinci yarıda kazanılan penaltıyı da gole çevirdi Cruze. Maç biterken oyunda yoktu Cruze. 5-0 tamamladı arkadaşları ve tarihlerindeki ilk 5-0'lık 1. Bundesliga galibiyetlerini de Bielefeld karşısında elde etmiş oldu Union. Sezonu krizlerle açan iki takımın mücadelesindeyiz şimdi. Mainz 0-5, Schalke 0-4'ü ağırladı evinde. Var kararıyla kazanılan bir penaltıyla öne geçen Mainz 0-5, Mark Ut'un serbest vuruştan attığı gole engel olamadı ki o gole engel olunamazdı da harika bir serbest vuruş golüydü. Şalke 04 adına cezası biten Ozan Kabak penaltı yaptırarak sahalara döndüğünü kanıtladı. Penaltı ile 2-1 geriye düşen Şalke 04'te Kabak Ozan'ın başına patlamasın diye Ozan bir de gol buldu ama vardan dolayı iptal edildi o gol. Şalke 04 2-2'lik skorla maçın sonlarında bulduğu golle deplasmandan 1 puanla ayrılırken iki takımda 3 puan alan hasretini sürdürdü. Mainz 05'te Levin Öztunalı 2. 45 dakikada sahadaydı. Şalke 04'te ise Ozan Kabak 81. Can Bozdoğan 27 dakika sahada kaldı. Ahmet Kutucu ve Suat Serdar ise kadroda yer almadılar. Cumartesi akşamı bir Bundesliga klasiği için ekranlarımızın başındaydık. Bayern Münih ne kadar yenilmez imajı çiziyorsa da Haaland önderliğindeki Dortmund bu sefer yenebilir hissinde olanlar da Çoktu. Hatta uzun süre sonra ilk 11'de başlayan Marco Reus'un attığı açılış golü de acaba bu sefer mi dedirtti. Ancak devre biterken Alaba'nın şanslı serbest vuruşu skoru 1-1'e getirdi. İkinci yarının başında Lewandowski topu kafasıyla ön direkten arka direğe gönderme becerisini gösterince takımını 2-1 öne geçirdi. Dedik ki yine yapacak bunlar bundan sonra ve Leroy Sané daha sonradan oyuna girip kontra atakla nefis bir golle skoru 3-1'e getirdi. Haaland ise 3 dokunuşun ardından topu ağlarla buluşturarak skoru ilan eden golü attı. Dortmund kalesinde Bürki, forvetinde de Haaland çok çalıştı ancak rakibin adı Bayern Münih'ti. Mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Dortmund'da Emre Can bu maçta yedek bekledi. 10 puanlı Augsburg Hertha Berlin'i ağırladı bu hafta. Labadia'nın öğrencileri Almanya milli takımına çağrılan defans oyuncusu Udo yaptırdığı penaltıdan ilk golü buldu. Savunmadaki hatalarına ikinci yarıda bir başkasını ekleyen ev sahibi Luke Bakyo'nun Hertha Berlin adını attığı golle 2-0 mağlup durumu düştü. Sakatlanan Cordoba'nın yerine giren Piontek'in yaptığı ikinci golün asistine bir de gol ekledi Piontek ve skoru 3-0'a getirdi. Bu galibiyetin ardından haftalardır galibiyet hasretini sizlere aktardığımız Bruno Labadia 100. Bundesliga galibiyetine ulaşmış oldu. Antrenör olarak böylece bir tarihe geçti. Ayrıca Bundesliga tarihinde hem oyuncu olarak hem de antrenör olarak 100 Bundesliga maçından da galibiyetle ayrılan 7 özel isimden biri oldu. Bruno Labbadia'yı tebrik ediyoruz. Pazar gününe geçiyoruz. Wolfsburg Hoffenheim'i ağırladı pazar günü ilk maçta. Günden güne artan Covid-19 vakaları nedeniyle haftalardır eksik kadrolarla sahaya çıkmaya devam ediyor Hoffenheim. Wolfsburg karşısında da yine eksiklerdi ve ev sahibi ekip de yenilmezlik serisini perçinlemek üzere sahada hazır bekliyordu. İşi fazla uzatmadan 5. ve 26. dakikada ev sahibi buldu. 2 golle öne geçti. Konuk ekibin çabaları tek gole yetince maç 2-1 sonlandı. Wolfsburg'da Yunus Mallı bu maçta da forma giymedi. Yedek kulübesindeydi. Haftayı aslında çok fazla böyle lanse edilmese de bir Kuzey Ren Westfalia derbisiyle kapattık. Leverkusen ve Mönchengladbach aynı eyaletin kentleri karşılaştı ve haftaya uygun bir şekilde bitirdiler maçı. Nasıl mı diyeceksiniz? Leverkusen'in Mönchengladbach'ı ağırladığı mücadelede gol beklentisi yüksek olanlar vardı muhakkak ama bu kadarını da bekleyen yoktu diyeyim de siz artık girişinden anlayın. Cumartesi maçlarına aya kurdurdu pazar günkü son maç ve ilk yarı 2-2'lik beraberlikle kapandı. İkinci yarıda da iki hızlı atakla farkı 2'ye çıkaran Leverkusen oldu ve 4-2 yaptılar maçı. Bu arada Lucas Alario'nun golünü de görmeniz muhakkak gerekiyor. Leverkusen'in attığı ilk golde yanılmıyorsam Alario'nun golü müthiş bir goldü. Haftanın golü mü olacak derken 4-2 devam ettiği sürede maçta oyunu sonradan giren Lanzaro akrep vuruşuyla topu ağlara gönderdi Her haftayı. Bu şekilde noktaladı. Şimdiden de yılın golü olarak herkesin gönlünde yerini aldı. Bakalım sezonun kalanında Bundesliga'da veya başka liglerde bundan daha güzel bir gol atılacak mı? Hepimiz takip edeceğiz. Maç Leverkusen'in 4-3'lük galibiyetiyle nihayet erdi. Dediğimiz gibi tüm haftanın gollü maçlarına ayak uydurdu. Pazar günkü son maçta biz de bundan karlı çıkan taraf olduk. Şimdi haftanın enlerine ve haftanın 11'ine bakacağımız köşemize geçiyoruz. Haftanın enlerine geçiyoruz. Guten Morgen Maestro'da haftanın enlerinde bu hafta çok sürpriz isimler var gerçekten. Bir haftalardır takip ettiğimiz Max Cruze haftanın en iyisi olarak öne çıkıyor. Bu hafta hem takım arkadaşlarına yaptığı asistler ve golle, iki asist ve bir golle, bir de pozisyon üretimlerini buna eklersek haftanın en iyisi olarak Union Berlin'de tarihindeki ilk 5-0'lık Bundesliga galibiyetini kazandırdığı Haftanın en iyisi gençlerinden yani haftanın çayla diyorum ben buna bu hafta. Nicolas Gonzalez'i seçiyorum. 22 yaşındaki genç oyuncu ilk kez Bundesliga tecrübesi yaşıyor ve skora tek başına etki etti bu maçta. Frankfurt karşısında Stuttgart adına haftanın golünü Valentino Lanzaro attı. Bu golü muhakkak görün arkadaşlar. Akrep vuruşu dediğimiz şekilde attı. Bazıları Higuita'yı hatırlıyor tabi ama akrep vuruşu deyince akla gelecek isim gol krallığını şöyle bir not olarak yazayım. Cruyff'tur. Cruyff'un Atletico Madrid'e attığı golü İnternette bulun, izleyin. Akrep golü ilk o dönem çıkmıştır. Gol krallığına geçiyoruz. Gol krallığında Lewandowski'yi bir numaraya hemen ekleyelim. 11 gole çıkarttı gol sayısını. Haftalardır takip ettiğimiz bir başka oyuncu Lucas Alario bu haftada 2 gol attı ve gol sayısını 7'ye çıkardı. Kramaric haftalardır Covid nedeniyle sahada yok ama 6 golle üçüncülükte yer alıyor. Asist krallığına da Max Cruze yerleşti. 5'i çıkardı. 2 maçta yaptığı 4 asistle asist sayısını Cruze'nin ardından Müller geliyor. Müller 4 değil 5 asiste yükseldi ve ardından Kimiş 4 asiste 3. sırada yer alıyor. Kimi muhtemelen 4 asistle ne yazık ki sezonda kapayacak. Geçmiş olsun diyoruz buradan. Ee, Joshua Kimih'e bir şuraya sıvı ye çizmek istedim ama İsviçre bayrağı gibi oldu. Her neyse Aziz Krallığı da bu şekildeydi. Haftanın enlerinden haftanın 11'ine geçiyoruz. Haftanın 11'ine geçiyoruz. Haftanın 11'inde yine 3-4-3 diziliyoruz. Haftanın 11'inde kaleye Leipzig'den Gulaşi'yi koyuyoruz. Çok önemli pozisyonlar kurtardı ve skoru 3-0'da tutan isimde Alaba'nın attığı serbest vuruş kontrat tartışmalarına rağmen oyuna ne kadar konsantre olduğunu gösteriyordu. Galibiyette payı var. Şalke'de Nastasic savunmada ayakta duran isimde. Guerrero'yu 3-4-3'ün soluna yazıyorum. Kendisi 2 asist yaptı. Roysa ve Haaland'a yaptığı asistleri unutmayalım. Kruze'yi de buraya ekliyoruz haftanın oyuncusu. Thomas Müller de bu hafta yine takım adına iyi bir performans sergiledi. Leon Bailey bu hafta sonunda golle buluştu ve takımının 4 üçlük galibiyetinde rol aldı. Maalesef Sabitzer hem penaltı hem de duran toplarda takım adına başarılıydı. Alario'yu buraya ekliyoruz. Alario yine 2 gol attı bu hafta. Bir gol, bir asistlik performansıyla Şalke'den Piontek geliyor ve Nico Gonzalez'i de buraya yeah. yazalım. 3 4 3'ümüzle ilk de bu hafta bu şekilde şekillendi. Haftanın 11'ine veda ediyoruz ve bizim Young's köşesine geçiyoruz. Bizim Young's köşesinde bu hafta birazcık daha hızlı olacak. Her şey göreceksiniz. Siz de inanamayacaksınız bu hıza bu haftaki bu bölümümüzde. ikinci Bundesliga'da neler olduğuna bakıyoruz. Hemen hep birlikte. Kenan Koçaklı Hannover 96, Ava ile 0-0 beraber kaldı. Barış Baştaş son 18 dakikada sahada yer aldı. Nürnberg, Fortuna Düsseldorf ile bir, bir beraber kalırken Keran Karaman ilk 11'e ile başladı ve takımının beraberlik golünü attı. Darmstadt, Paderborn'a 4-0 mağlup olurken Serdar Dursun 11'de yer alır 70 dakika sahada kaldı ama golle buluşamadı. Yan Regensburg'da ise Kaan Çalışkaner oynuyor ve Kaan Çalışkaner'in oynadığı Yan Regensburg bir e 4-2 yenildi. Kaan Çalışkaner sezonun ilk asistiyle buluşurken oyuna sonradan girdi. İkinci Bundesliga'daki diğer temsilcilerimize de hemen bakıyoruz. Kazruhe 4-0'la la, Paulo'ya mağlup olurken Malik Batman 80. dakikada oyuna girdi. Ve Hoştan Kilde Hamburg'la 0-0 berabere kaldığı maçta Ahmet Arslan yedekte bekledi. İkinci Bundesliga'daki bizim Jungs'a baktıktan sonra 3. Bundesliga'ya bakıyoruz. Hemen 3. Bundesliga'da da bu hafta bazı sebeplerden dolayı hızlıca olacak her şey. Ve hemen başlıyoruz. Sivika da Kaiserslautern ile karşılaştı. 2-1 mağlubiyetle ayrıldı sahadan Sivika ve Can Coşkun 68 dakika boyunca sahada yer aldı. Lübeck'te oynayan Ersin Zehir, Uerdingen karşısındaki 1-0'lık galibiyette takımının golünü atan isimdi. Muhammed Kibrit de Uerdingen'de ilk 11'de başladı ancak 90 dakika sahada olmasına karşın golle buluşamadı. Duisburg'a geçiyoruz. Victoria Köln deplasmanından 3-1 ile mağlup döndü. Duisburg deplasmanından yani Victoria Köln Enes Tubluk oyuna sonradan girdi. Ahmet Engin de Duisburg'da oyuna ikinci yarıda giren bir diğer oyuncuydu. Ingolstadt haftanın son bakacağımız maçı Wiesbaden'a 4-1 ile geçti. Ve Fatih Kaya bu hafta ilk asistini yaptı Ingolstadt'ta. Ahmet Gürleyen ise Mainz'dan transfer olmuştu Wispa adına ve o da 12 dakika sahada kaldı. Geliyoruz bu haftanın aslında kısa olma sebebine ve Türk gücü Münih'in de bir maçının olmamasının sebebine birkaç maçının ertelendiğini hatırlatalım. Covid-19 nedeniyle SFR yani Aygün Yıldırım, Mehmet Kurt ve Berkan Taz'ın oynadığı takımda Unterhaching maçı oynanmadık Konuk ekipteki covid sayıları nedeniyle ertelendi. Aynı gerekçeyle ben ve Waldhof Mannheim maçları da oynanmadı. Aynı şekilde Türk Gücü Münih'in de Hansa Rostock maçı ertelendi. Bunda ekleyerek bu bölümü bitirelim ve puan tablosuna geçelim. Ve programın son bölümü puan tablosuna geçiyoruz. Puan tablosunda birinci sırada Bayern Münih yerini bırakmıyor. ikinci sıraya Leipzig geçiyor. Dortmund üçüncülüğe geriliyor. Dördüncü sırada Bayer Leverkusen yerini kurdu. Beşinci sıraya yükselen takım ise Union Berlin oldu. Altıncı sırada Wolfsburg'u görüyoruz. Aşağılardan yukarıya bir yükseliş. Yedinci sırada Mönchengladbach var. Mönchengladbach'ı takip eden takım ise Stuttgart aynı şekilde yerini korudu bu hafta. Werder Bremen onu takip ediyor. Ardından gelen takım ise Augsburg oldu. 10. geldi. Augsburg, Eintracht Frankfurt 11. ligde yer aldı bu hafta. Hertha Berlin 12. liğe 3-0'lık galibiyetle yükselirken 13. Hoffenheim oldu. 14. Freiburg 15. Arminia Bielefeld, 16. Köln, 17. Schalke ve Mainz olarak sıralandı. Bu haftalık program bu kadardı. Bir sonraki programda görüşene dek hepinize good morning. Guten Morgen <laughs> maestro, morgen meine geben sag, montag montag samstag, yay 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 yay. Good morning maestro, yay yay